Başak otu. Böbrek iltihaplanmasına karşı, taş ve kumuna karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'da 1447 hasta üzerine denenmiş. Çok güzel. Yüzlerce araştırma var da bir örnek veriyorum. Doktor kızdı, sinirlendi. 60-70 yaşında yaşlı bir eski Almanlardan. Dedi ki mesela yüksük otu. Dedim yüksük otu zehirli. Zaten kullanılmıyor. O ayrı bir şey. Fakat zehirli bitki bile ilaç yapılabilir. O özel bir sistem. Homopatide kullanılır dedim. Yani bir gramından bir litre alkolde çözersiniz. O bir gramı tekrar bir litrede çözersiniz. Bire 1 milyon sulandırırsınız. Bundan ilaç yaparsınız. Kalp için çok iyi bir ilaçtır dedim. Ama dozajı önemli. Bir Alman atasözü var. Alman atasözü değil de Paracelsus'a ait. Paracelsus da İbn Sina'dan sonra en önemli dünyada ikinci hekim. Üçüncü hekim de Hipokrates. Aslında bütün dünyada gelmiş geçmiş bütün hekimlerin şahı padişahı İbn Sina. Onun da veziri Paracelsus sayılır. Çırağı da Hipokrates. Ama nedense bütün tıpta tıp okuyanlar Hipokrates adına yemin ediyor. İbn Sina adına yemin edeceklerine. Tuhaf bir şey yani. Çok tuhaf. Bunun değiştirilmesi gerekir. Bütün dünyada insanların Hipokrates adına değil, İbn Sina adına yemin etmeleri gerekir. Çünkü o dünyanın en büyük gelmiş geçmiş tıp doktoru, tıp adamıdır. Almanya'da ben bu Almanca kitaplar içerisinde okudum. Bir Almanla tartışıyorduk. Dedi ki Türkler ne bulduk ki dedi. Ne insanlığa bir faydası, katkısı oldu ki dedi. Ben dedim ki sizin bugünkü insan gibi yaşayabiliyorsanız, medeniyet seviyesine ulaştıysanız İbn Sina'ya borçlusunuz. Mimar Sinan'a borçlusunuz, Ali Kuşçu'ya borçlusunuz. İlmin temeli bizde. Siz devraldınız. Kanuni Sultan Süleyman 400 sipahi göndermiş Almanya. Almanya'da insanlar bundan 400-500 yıl önce hayvan dalları, ahırlarda, domuzlarda yatıp kalkıyorlardı. Mutfak yoktu, oturma odası yoktu, hiçbir şey yoktu. Yamyam gibi. Kanuni Sultan Süleyman'ın gönderdiği 400 sipahi onlara medeniyet öğretti. Anlattım adamcağız mosmor oldu, konuşamadı. Şimdi bütün medeniyet ilim bizdeydi. Biz yattık uyuduk. Nasıl olsa her şey bizde diye. Şimdi uyanma vakti. Evet. Şimdi böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliğine karşı dünyada en etkili bitki altınbaşak otu. Altınbaşak otu, ayrık kökü, ısırgan otu, ağzı tohumu gibi 19 bitkiden oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Huş forte. Huş forte. Huş forte birleşiminde huş yaprağı ekstraktı, altınbaşak otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı. Ayı üzümüne de geleceğim biraz. Bunlar idrar yolu enfeksiyonuna karşı çok çok etkili. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Bir beyefendi, Levent Mete, adam kalp krizi geçirmiş. Hemen aniden apar topar kaldırmışlar hastaneye. Anjiyodu, stentti, ameliyattı derken hastanede komada kalmış. Sonra yavaş yavaş kendine gelmiş, iyileşmiş. Hastaneden çıktıktan sonra bir ay sonra tekrar hastaneye kontrole gittiğinde "Oo, sizde böbrek yetmezliği var." demişler. Neden? Ameliyat olan her insanda uzun süre yatalak kalırsa, yatağa bağımlı kalırsa az hareket ederse ona kan sulandırıcı ilaçlar verilir. Bazen de kanda dolaşan pıhtı böbreklerde hafif problem varsa böbreği iflas ettirir. Neden? Çünkü böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron var. Süzgeç hücre. Süzgeç hücrelerini oluşturduğu kümeye de glomerül denir. Ve bu süzgeç hücreler tıkandığı zaman mutfağımızdaki süzgeçe benzetelim. Mantı makarna süzeceğiz ama gözenekler tıkalı, ne olur süzemezsiniz. Evet, mantı makarna da yiyemezsiniz. Şimdi böbrekler nasıl ki kanda ameliyattan sonra kanda dolaşan pıhtı, bu safra kesesi ameliyatı gibi bir ameliyat, basit bir ameliyattan da sonra olabilir. Hocam bir şey sormak şimdi, istiyorum. Bir saniye şurayı bitireyim de konu bitmedi, yarıda kalmaz. Şimdi pıhtı, kan pıhtısı veya vücudun herhangi bir yerinde çözülen plaklar.
Böbreklere tıkadığı zaman nefronları, süzgeç hücreleri ne olur? Böbrekler iflas eder. Bu beyefendi de böbrekleri aniden iflas. 4 aydır diyalize giriyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin beni aradı, dedi ki beni tedavi edebilir misiniz? Araştırdım. Birçok insanı inşallah bakacağız, göreceğiz. Diyalize giren bir insanın durumu ağır. Diyalize girmemiş olsaydı tedavi edilmesi kolaydı. Deneyelim dedim. 2 ay kullandı. Bütün değerleri düzeldi. Raporu burada var. Doğaltedavi.net isimli sitemizde de var. Bu beyefendi 2 ay sonra doktoruna demiş ki ben artık iyileştim. Rapora bakın. Bakıyor. Doktor diyor ki aa çok güzel, mükemmel. Devam et ama acele etme diyor. 2 ay daha dene. Bakalım ne olacak. 2 ay daha kullandı. 4 ay. Bütün değerleri mükemmel. Diyalize girmesine gerek kalmadı. Çünkü pıhtıyı böbreklerden attı, temizlendi. Fakat bazıları tansiyon, diyabet, kolesterol veya antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Böbrekleri kimyasal ilaç çürütüyor. Geliyor bana diyor ki benim böbreğim kronik böbrek yetmesine yakalanmışım. Beni tedavi et. Öte tedavi edemez. Neden? Çünkü kimyasal ilaç böbrekleri çürütmüş. Çürümüş. 12-13 santim uzunluğunda, 6-7 santim eninde olan böbrek yarısına gitmiş, küçülmüş, büzülmüş, deforme olmuş. Kimyasal ilaçlarla böbrekleri deforme olan, şekli şemali bozulan, küçülen, büzülen, çürüyen böbrek yerine gelir mi? Gelmez. Parmağını kes, parmağın yerine gelsin. Gelir mi? Gelmez. Bunun gibi. Kimyasal ilaç kullanarak böbreğini çürütmeyenler hariç her türlü böbrek yetmezliğini tedavi eder. Peki hocam.